Kitabımızın adı Hacı Murat. Yazar Lev Tolstoy. Çeviren Mazlum Beyhan. Yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2. Aynı gece Hacı Murat'ın konuk olduğu köyden 15 verst ötede bir ileri karakol niteliğindeki Vost Vizençkaya Kalesi'nin Şahrin kapısından bir erbaş, üç er çıktı. Sırtlarında gocuk, başlarında papak vardı askerlerin. Dürülüp uçları bağlanmış kaputları omuzlarına çarpıraz asılıydı. Ayaklarında da o sıralar bütün Kafkas askerlerinde olduğu gibi dizlerinin üstüne kadar uzanan çizmeler vardı. Askerler tüfek omuzda önce yol boyu 500 adım kadar ilerledikten sonra sağa kıvrılıp kuru yaprakları hışırdata hışırdata 20 adım kadar daha yürüdüler. Ve kara gövdesi gecenin içinde bile seçilen devrik bir çınarın dibinde durdular. Gizli devriyeler genelde bu çınara yollanırlardı. Askerler ormanda yürüdükçe ağaçların tepelerinde adeta koşturarak onlarla birlikte ilerleyen yıldızlar da askerlerin durmasıyla koşmaya son vermişti. Çıplak dallar arasında hareketsiz ışıldamaya başlamıştı. Uzun süngüsün takılı tüfeğini omzundan çıkartıp şakırtıyla ağaca yaslayan erbaş Panov, "İyi ki ortalık kuru," dedi. Üç er de onun gibi yaptı. "Tabi yitirdim," diye homurdandı Panov. Canı sıkkın, "Ya unuttum ya da yolda düşürdüm." "Aradığın ne?" diye neşeli canlı bir ses sordu erlerden. "Pipom ne cehenneme gittiyse bulamıyorum." "Peki çubuğun duruyor mu?" "Duruyor, navurda." "Doğrudan toprakla yapalım mı?" "Zor olmaz mı?" "Hemen hallederiz." Gizli devriye görevi yapılırken tütün tüttürmek yasaktı. Ama Panov ve arkadaşları gizli devriyeden çok ileri karakol görevine yollanmıştı. Dağların daha önce de birkaç kez yaptıkları gibi bu tarafa gizlice bir top geçirip Rus müstahkem mevzilerine ateş etmelerini önlemeye yönelik bir görevdi bu. Ve kendini tütün tüttürme keyfinden yoksun bırakmak istemeyen Panov da bu yüzden neşeli askerin önerisini hemen kabul etti. Asker cebinden bir çakı çıkarıp toprakta küçük bir çukur açtı. İçini, çevresini düzelttiği çukura tütün doldurup bastırdı. En alta çubuğu yerleştirdi, pipo hazırdı. Çakmak taşının saçtığı kıvılcım, karın üstü yatan erin elmacık kemikleri çıkık yüzünü bir an için aydınlattı. Çubuktan bir ıslık sesi çıktı ve hemen ardından Panov tutuşan mahorkanın baş döndüren hoş kokusunu duydu. "Becerdin ha?" "Elbette." "Aferin Aydeyev. Güzel duman veriyor. Çekil hele." Aydeyev ağzından burnundan dumanlar salarak yana çekildi. Yerini Panov'a bıraktı. Tütün içince keyifleri yerine gelen askerler söyleşmeye başladılar. "Bölük komutanı yine sandığına el atmış diye duydum," dedi biri tembel tembel. "Kumarda boşlanmış diyorlar." "Geri koyar," dedi Panov. "Elbette," diye doğruladı Aydeyev. "İyi subaydır." "İyiyse iyi," diye canı sıkkın sürdürdü konuyu açan asker. "Bana sorarsanız bölük toplanıp konuşmalı kendisiyle. Alıyorsa ne kadar aldığını, ne zaman geri koyacağını söylesin." Pipo'yu bırakan Panov, "Artık bölük nasıl karar verirse," dedi. Aydeyev de onu destekledi. "Elbette. Ortak karar gibisi var mı?" Hoşnutsuz er hala canı sıkkın, "Arpa alınacak, sonra bahara doğru çizme işimiz var," diye sürdürdü. "Para gerek ama herifçi oğlu sandığı tam takır bırakmış." "Dediğim gibi, bölük nasıl karar verirse," dedi Pano. "Hem ilk kez oluyor değil ki." O sıralar Kafkasya'daki askeri birliklerde her bölük levazım işlerini seçimle iş başına getirdiği bir kurul aracılığıyla yürütürdü. Hazineden adam başına 6 ruble 50 kopek alan bölükler her işlerini kendileri görürlerdi. Lahana yetiştirmek, otlarını biçmek bölüklerin kendi işiydi. Her bölüğün atları, arabaları vardı ve besili sağlıklı bölük atlarıyla böbürlenirdi. Bölük parası anahtarı bölük komutanında bulunan bir sandıkta tutulur ve komutanlar sık sık sandıktan borç alırlardı. Bu kez de böyle bir şey olmuştu ve askerler bu konu üzerinde konuşuyorlardı. Durumdan hoşnut olmayan Er Nikitin bölük komutanından hesap sorulmasını istiyor, Panov'la Aydeyev ise bunu gerekli görmüyordu. Panov'dan sonra birkaç nefes de Nikitin çekti pipodan. Sonra kaputunu yere serdi, ağaca sırtını verip oturdu. Kimseden ses çıkmıyordu. Yalnızca yukarıda rüzgarın salladığı ağaçların tepelerinden yükselen hışırtı duyuluyordu. Birden
Sürüp giden bu tek düze ağaç şırtları arasında çakalların bazen ağlamayı, bazen gülmeyi andıran tiz çığlıkları, ulumaları duyuldu. ''Nasıl da bağırışıyor şu lanet yaratıklar?'' dedi Ayde'ye. Hohol ağzıyla konuşan dördüncü asker, ''Senin çarpık suratına gülüyorlar.'' dedi incecik bir sesle. Yine herkes sustu. Yine yalnız rüzgarla sallandıkça yıldızları bir gizleyip bir açan kuru dalların hışırtısı duyuluyordu. ''Söylesene Antoniç.'' dedi neşeli er Ayde'ye. Panov'a canı sıkılır mı hiç? Bu da nereden çıktı şimdi? Dedi Panov isteksiz isteksiz. Benim öyle sıkılır ki bazen ne yapacağımı bilemem. Deme, dedi Panov. Sıkıntıdan bütün paramı içkiye yatırdığım olmuştur. Sıkıntı üstüme üstüme gelince oldu olacak şöyle esaslı bir kafayı çekeyim bari derim. Ama bazen de kötü yapar şarap insanı. Bana da aynen öyle oluyor zaten. Ama yine de içkiden başka yol var mı? İyi de sıkıntının nedeni ne? Benim mi? Evimi özlüyorum. Zengin misin? Bir eli yağda, bir eli balda değilsek bile kimseye muhtaç da değiliz. Memnunuz hayatımızdan. Ve Avdeyev, Panov'a kim bilir kaç kez anlattığı öyküsünü bir kez daha anlatmaya başladı. Ağabeyimin yerine gönüllü olarak yazıldım askere. Neden dersen, 5 kişi onun eline bakıyordu. Bense daha yeni evlenmiştim. Anacığım da yalvarıp dururdu. Ben de nasıl iyi bir evlat, iyi bir kardeş olduğumu görsünler diye kabul ettim. Doğruca beyin yanına gittim. İyi adamdır bizim bey. Aferin sana, git bakalım dedi. Böylece ağabeyimin yerine asker oldum. Eh, iyi etmişsin dedi Pano. İnanır mısın Antoniç? Şimdi kafam bozuluyor bu işe. Ne halt etmeye ağabeyimin yerine askere ben yazıldım diye kahroluyorum. O şimdi orada bey gibi yaşıyor, bense burada çile çekiyorum. Ne kadar düşünürsem o kadar kötü oluyorum. Günah, biliyorum ama... Aydeyev bir süre sustu. Sonra, ''Bir posta daha tüttürelim mi?'' dedi. ''Hadi, hazırla da tüttürelim.'' Ama bir posta daha tüttürmek nasip olmadı. Aydeyev tam pipoyu yeniden doldurmak için ayağa kalkmıştı ki, rüzgarda sallanan ağaçların hışırtıları arasında ayak sesleri duyuldu. Panov tüfeğini aldı ve ayağıyla Nikitin'i dürttü. Nikitin ayağa kalkıp kaputunu yerden aldı. Üçüncüsü Bandrenko da kalkmıştı. Öyle bir rüya görüyordum ki kardeşler. Avdeyev Bandrenko'ya susmasını işaret etti ve askerler susup kulak kesildiler. Seslerin yumuşaklığından gelenlerin ayaklarında çizme olmadığı belliydi. Sesler gittikçe yaklaştı. Karanlıkta kuru dallardan ve yapraklardan yükselen hışırtı gittikçe daha iyi duyulur olmuştu. Derken Çeçen diline özgü gırtlaksı sesler çalındı kulaklarına. Askerler artık seslerle birlikte ağaçların arasında gittikçe yaklaşan karaltıları da seçebiliyordu. Biri kısa, öbürü daha uzun boylu, iki kişiydi gelenler. Gölgeler tam hizalarına gelince tüfeğini kapan Panov iki arkadaşıyla birlikte yola çıkarak ''Dur, kimdir o?'' diye bağırdı. ''Çeçen, dost!'' diye karşılık verdi kısa boylu olan. Batay'dı bu. Sonra üstünü başını göstererek yarı Çeçence, yarı Rusça ''Tüfek yok, kılıç yok, prensi görmem gerek.'' dedi. Uzun boylu olan sesini çıkarmadan arkadaşının yanında duruyordu. Onun da üzerinde silah yoktu. ''Casus bunlar.'' diye açıkladı Panov arkadaşlarına. ''Alay komutanımızı görmek istiyorlar.'' ''Prens Varanstov lazım.'' diye sürdürdü Bata. ''Çok lazım. Önemli iş.'' ''Tamam tamam götürürüz.'' dedi Panov. Sonra Avdeyev'e dönerek ekledi. ''Bondarenko'yla sen götür bari. Nöbetçiye teslim edip hemen geri dön. Yalnız dikkat et. Hep önde yürüsünler. Bu kabak kafalar anasının gözüdür.'' Süngüsünü takılı tüfeğini birini şişler gibi ileri uzatarak Avdeyev'e ''Bu ne güne duruyor?'' dedi. ''Bir dürtmeme bakar cehennemin boylaması.'' ''Şişlersin bir işe yaramaz herif.'' dedi Bondarenko. ''Haydi marş!'' İki askerle casusların ayak sesleri duyulmaz olunca Panov'la Nikitin yerlerine döndüler. ''Şeytan alasıcalar, hep gece vakti ortaya çıkarlar.'' dedi Nikitin. ''Demek ki önemli bir durum var.'' dedi Panov. Sonra ''Hava serinledi.'' diye ekledi. Dürülü kaputunu açıp giydi. Sırtını ağaca verip oturdu. İki saat kadar sonra Aydeyev'le Bondarenko döndüler. ''Hey, teslim ettiniz mi?'' ''Ettik.'' dedi Aydeye. ''Komutanlıkta kimse yatmamıştı daha.
doğruca komutana götürdük. Fakat kardeş, kim ne derse desin, çok iyi herifler bu kabak kafalar, yemin ederim. Öyle muhabbet etti ki şaşarsın. Nikitin ters ters, sen de ne bilirsin ya muhabbet etmeyi, dedi. Tıpkı Rus gibiler. Biri evliymiş. Maruşka bar, diye sordum. Bar, dedi. Ya Barançuk, dedim. Barançuk da bar mı? Bar, dedi. Çok mu, dedim. Bir çift, dedi. Öyle güzel muhabbet ettik ki çok iyi çocuklar. Ne demezsin, dedi Nikitin. Issız bir yerde karşılaş da gör. Nasıl işkembeni önüne döküveriyor. O çok iyi çocuk senin. Gün doğmak üzere sanki, dedi Panov. Öyle, yıldızlar silinmeye başladı, dedi Ayde'ye. Yeniden sustular. 3. Hem kışlanın hem de askerlerin kaldıkları evlerin ışıkları çoktan sönmüştü. Ama kaledeki evlerin en gösterişlisinin bütün pencereleri ışıl ışıldı. Kurunski alayı komutanı Albay French Semyon Mihailovich Vorontsov'un eviydi burası. Kendisi ordu başkomutanının oğluydu. Vorontsov bu küçük Kafkas köyünde Petersburg'un ünlü güzellerinden olan karısı Maria Vasilyevna ile birlikte son derece gösterişli, görkemli, buralarda bugüne dek benzeri görülmemiş bir yaşam sürüyordu. Ama Vorontsov'a, özellikle de karısına bakacak olursanız, burada alçak gönüllü bile değil, basbayağı binbir yoksunlukla dolu bir hayatları vardı. Yerli halka gelince, ilk kez tanık olduğu bu ışıltılı, göz alıcı yaşam karşısında ağzı bir karış açık kala kalmıştı. Saatin gece yarısını bulduğu şu anda da ağır perdeleri kapalı, kocaman, tek parça halıyla kapalı salonda beyler oturmuş, dört mumun aydınlattığı masada kağıt oynuyorlardı. Oyunculardan biri, üniforması gösterişli yaver kordonları ve afoletleriyle süslü, uzun yüzlü, sarışın bir adam olan ev sahibi Albay Vorontsov'du. Oyun eşi, bu yakınlarda da Prens Vorontsov'un ilk kocasından olma oğlu öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Petersburg Üniversitesi mezunu, asık yüzlü, saçları tarak görmemiş bir gençti. Onlara karşı oynayan iki subaydan biri, hasta alayından gelmiş, al yanaklı, ablak yüzlü, bölük komutanı, yüzbaşı Foltorovski, öbürü ise masada dimdik oturan, güzel ama soğuk yüzlü alay yaveriydi. Ev sahibesi kara kaşlı, badem gözlü, yapılı, güzel bir kadın olan Prenses Maria Vasilyevna, Foltorovski'nin yanında oturuyor, elindeki kağıtları görmek için eğildikçe içten tel halkalarla destekli çana andıran geniş etekliği yüzbaşının bacaklarına dokunuyordu. Sözleri, bakışları, gülümsemesi, bedenin her kımıltısı, sürdüğü koku, Foltorovski'yi kendinden geçirdiği, ona prensesin hemen yanı başında durmakta olduğu gerçeğinden başka bir şeyi unutturduğu için yüzbaşı yanlış üstüne yanlış yapıyor, oyun eşini çileden çıkarıyordu. Foltorovski'nin asa attığını gören yaver kıpkırmızı kesilerek bu kadarına da pes artık, diye homurdandı. Yine ası verdin yahu. Foltorovski uykudan henüz uyanmış gibi iri kara gözlerini tertemiz bakışlarını hiçbir şey anlamadan yavere dikti. Bağışlayın onu, dedi Maria Vasilyevna gülümseyerek yavere. Sonra Foltorovski'ye dönerek, bakın söylemiştim size, dedi. Ama sizin söylediğiniz bu değildi ki, dedi Foltorovski gülümseyerek. Bu değil miydi? Dedi prenses ve yeniden gülümsedi. Prensesin gülümsemesine karşılık vererek yeniden gülümsemesi Foltorovski'yi öyle heyecanlandırdı ki, öyle sevindirdi ki yüzü kıpkırmızı oldu ve hızla masadan toparladığı kağıtları karmaya başladı. Sıra senin değil, dedi yaver sertçe ve bir parmağı yüzüklü bembeyaz ellerine aldığı kağıtları onlardan bir an önce kurtarmak ister gibi dağıtmaya başladı. Prensin uşağı girdi salona ve nöbetçinin Prens Hazretlerini görmek istediğini bildirdi. Bağışlayın beyler, dedi Vorontsov, İngilizce aksanlı bir Rusçayla. Yerime sen geç Mari. Kabul mü beyler, dedi prenses, yüzünde mutlu kadınlara özgü, ışıltılı bir gülümsemeyle. Upuzun boynuna karşın, çevik bir hareketle yerinden doğruluvermiş, ipeklerini hışırdatarak kocasının yerine geçmişti. Her zaman her şeye uyarım, dedi yaver. Karşısında oyuncunun acemisi bir rakibin geçmesine pek sevinmiş gibiydi. Foltorovski de gülümseyerek ellerini iki yana açtı. Prens salona döndüğünde parti bitmek üzereydi. Son
son derece neşeli, heyecanlı bir havayla ''Bir teklifim var baylar.'' dedi. ''Nedir? Birer şampanyaya ne dersiniz?'' ''İşte buna her zaman varım.'' dedi Poltoratski. ''Doğrusu bu hiç fena olmazdı.'' dedi Yaver. ''Şampanya getir Vasili.'' diye emretti prens. ''Niye çağırmışlar seni?'' diye sordu Maria Vasilyevna. ''Nöbetçi, yanında bir adam vardı.'' Maria Vasilyevna ilgiyle çabuk çabuk ''Kim? Hangi adam?'' diye sordu. Vorontsov olmaz der gibi omuz silkerek ''Söyleyemem.'' dedi. Maria Vasilyevna kocasının sözünü yenileyerek ''Demek söyleyemezsin.'' dedi. ''Görürüz bakalım.'' Şampanya geldi. Birer kadeh şampanya içen konuklar oyunu sona erdirip hesap gördüler. Ev sahipleriyle vedalaşmaya başladılar. Prens Poltoratski'ye ''Yarın sizin bölük mü gidiyor ormana?'' diye sordu. ''Evet, ne vardı?'' ''Öyleyse yarın görüşürüz seninle.'' dedi prens hafifçe gülümseyerek. ''Mutluluk duyarım.'' dedi Poltoratski. Vorontsov'un kendisine ne dediğini pek de anlamadan, zira onun o anda düşündüğü tek şey az sonra Maria Vasilyevna'nın iri, beyaz elini sıkacak olmasıydı. Maria Vasilyevna hep olduğu gibi yalnızca kuvvetle sıkmakla yetinmedi Poltoratski'nin elini. Hızlı hızlı salladı da. Ayrıca az önce karoyu oynamakla yaptığı yanlışı bir kez daha hatırlattı gülümseyerek. Poltoratski prensesin gülümsemesini pek hoş, sevecen ve oldukça da anlamlı buldu. Evine dönerken Poltoratski'nin yüreği kıpır kıpırdı. Ancak onun gibi sosyetik bir çevrede yetişmiş ama ıssız kışlalarda aylar süren askerlik yaşamından sonra eski çevresinden bir kadınla karşılaşan birinin anlayabileceği bir heyecan içindeydi yüzbaşı. Hem de karşısına çıkan kadın Prenses Vorontsova gibi biriydi. Bir arkadaşıyla paylaştığı evinin önüne gelince dış kapıyı açmak için ayağı ele itti. Ama kapı kilitliydi, açılmadı. Yumruğuyla sertçe çaldı kapıyı. Gene gelen olmadı. Tepesi attı, bir yandan ayağıyla, bir yandan kılıcının kabzasıyla adeta trompet çaldı kapıda. Ancak bundan sonra yaklaşan ayak sesleri duyuldu ve Poltoratski'nin kölesi Vavilyo sürgüyü çekip kapıyı açtı. ''Kapıyı sürgülemek de nereden çıktı? Öküz herif!'' ''Kapı hiç açık bırakılır mı? Alexey Viladi?'' ''Yine sarhoşsun. Şimdi gösteririm sana sarhoş olmayı.'' Poltoratski Vavilyo'ya bir tane indirecekti ama vazgeçti. ''Şeytan alsın seni. Çabuk bir mum yak.'' ''Hemen efendim.'' Vavilyo gerçekten de içkiliydi. Depocunun isim günü kutlamasında kafayı çekmişti. Eve dönünce de depocu Ivan Makeviç'le kendi yaşamını karşılaştırarak düşüncelere dalıp gitmişti. Ivan Makeviç'in geliri vardı, evliydi, bir yıl sonra emekliye ayrılmayı düşünüyordu. Vavilo ise çocukken beylerin hizmetine verilmişti. Yaşı 40'ı geçtiği halde evlenemediği gibi savruk bir adam olan efendisinin ardı sıra tam bir göçebi hayatı yaşıyordu. Gerçi iyi yürekli bir adamdı efendisi, fazla dövmezdi kendisini. Ama yine de hayat denir miydi şu yaşadığına? Kafkasya'dan dönünce azat etmeye söz verdi. Verdi de özgür olunca nereye gideceğim ki ben? Hayat değil, it rezilliği diye geçirdi içinden Vavilyo. Sonra öyle bir uyku bastırdı ki bir içeri girip de bir şey aşırmasın diye kapıyı sürgüleyip yattı. Poltoratski arkadaşı Tihonov'la paylaştığı odaya girdi. Tihonov uyanarak ''Yine kaybettin değil mi?'' dedi. ''Tersine, 17 ruble kazandım. Bu arada epeyce de içtik. Bu arada Maria Vasilyevna'yı da seyrettin mi?'' ''Bu arada Maria Vasilyevna'yı da seyrettim. Neredeyse kalkma saati geldi.'' dedi Tihonov. ''Saat 6'da hareket ediyoruz.'' ''Vavilo!'' diye bağırdı Poltoratski. ''Yarın 5'te uyandır beni, tamam mı?'' ''Ama uyandırdım mı dövüyorsunuz.'' ''Sana uyandıracaksın dedim, duydun mu?'' ''Emredersiniz.'' Vavilo, efendisinin çizmelerini ve giysilerini alıp çıktı. Yatağına uzanıp gülümseyerek bir cigara yaktı Poltoratski. Mumu söndürdü. Karanlıkta Maria Vasilyevna'nın gülümseyen yüzü belirdi gözlerinin önünde. Vorontsovlar da hemen uyuyamadılar. Konuklar dağılınca Maria Vasilyevna kocasının önüne dikilip sertçe ''Neler oluyor söyleyecek misin?'' ''Ama bir tane.'' ''Bırakın bir tanemi şimdi. Bir haberci değil mi?'' ''Bunu size söyleyemem.'' ''Söyleyemezsin ha? O zaman ben size söyleyeyim.''
Size mi? Hacı Murat değil mi? Kaç gündür Hacı Murat üzerine konuşmalar kulağına çalınan prenses, o gece evlerine gelip kocasıyla konuşan kişinin Hacı Murat'ın kendisi olduğunu düşünmüştü. İnkarın yararı yoktu. Ama gelenin Hacı Murat'ın kendisi değil, yalnızca bir haberci olduğunu söyleyerek Vorontsov yine de karısını hayal kırıklığına uğrattı. Habercinin dediğine göre Hacı Murat yarın ormanda ağaç kesimi yapılan yere gelecekti. Genç karı kocanın kaledeki tek düze yaşamlarına büyük sevinç katan bir olay oldu bu. Prensin babasının da bu habere çok sevineceğinden söz ettiler bir süre. Yattıklarında saat 3'e geliyordu.